Merhaba arkadaşlar. Tarih ve zaman ünitesinin ikinci fölyüyle devam ediyoruz. İnsanlar gece ile gündüz, kış ve yaz gibi etkili ve sert değişiklikler yüzünden can ve mal güvenliğini sağlama, hastalık, açlık ve kıtlıktan koruma gibi amaçlarla ilk çağlardan bu yana zaman kavramının bilincine varmışlar ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için zamanı taksim etmişler. Yani bölümlere ayırmışlardır arkadaşlar. Zamanı ölçmek için de bugün takvim dediğimiz yöntemi icat etmişlerdir. Takvimler temel olarak ay yıl esaslı ve güneş yıl esaslı olarak düzenlenmiştir. Ay yıl esaslı takvimler dini amaçla düzenlenmiş takvimlerdir. Yani ibadet zamanlarını tespit etmek için düzenlenmişlerdir. Güneş yıl esaslı takvimler ise tarımı düzenlemek. Yani ne zaman ekim yapılacak, ne zaman hasat yapılacak bunu düzenlemek için icat edilmişlerdir. Bu yüzden ekonomik ve mali açıdan daha uygundur güneş takvimlerinin kullanımı. Ay takvimini ilk kez Sümerler icat etmişlerdir. Ziggurat denilen tapınaklarından gökyüzünü ve ayın hareketlerini gözlemlemişlerdir. Ay onlar için aynı zamanda bir tanrıdır. Bu yüzden takvimlerini de tanrıları olan ayın hareketlerine göre düzenlemişlerdir. Onlardan yüzyıllar sonra Müslümanların kullanacağı Hicri takvim de bu ay takvimine göre, bu Sümerlerin hazırladığı ay takvimine dayanmaktadır. Ay yılı ayın dünya etrafında 12 kez dönmesinden oluşur. Bir ay yılı toplamda 354 gündür arkadaşlar. Yani miladi takvimden 11 gün eksiktir. Güneş takvimi ise dünyanın güneş etrafında bir kez dönmesi demek olan güneş yılına göre düzenlenmiştir. Romalılar da Julien takvimi adını almış. Papa 13. Gregorius'un katkılarıyla bugün de kullandığımız miladi takvime dönüşmüştür. İnsanlar ay yılı veya güneş yılı esaslı takvimler oluştururken bu takvimlerin başlangıç yıllarını kendileri için en önemli olayları, yaşamlarını en çok etkileyen olayları temel alarak belirlemişlerdir. Mesela Yahudiler yaratılış yılı olarak inandıkları, kabul ettikleri M.Ö. 3761 yılını, Hristiyanlar Hz. İsa'nın doğumunu, Müslümanlar da Hz. Muhammed'in Medine'ye hicret ettiği 622 yılını başlangıç olarak kabul etmişlerdir takvimlerinde. Tabi sadece dini olaylar değil, bazen siyasi veya sosyal olaylar da takvimlere başlangıç teşkil etmiştir. Mesela Romalılar Julien takvimi için Roma'nın kuruluş yani Roma şehrinin kuruluşu olarak kabul ettikleri M.Ö. 753 yılını başlangıç kabul ederler takvimlerine. Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimlere bakalım. Türkler tarih boyunca sırasıyla 12 hayvanlı takvim, Hicri takvim, Celali takvimi, Rumi takvim ve miladi takvimi kullanmışlardır. 12 hayvanlı takvim İslamiyet öncesinde Türkler tarafından kullanılmıştır. Güneş yılı esaslı bir takvimdir ancak bir başlangıç yılı yoktur. Günleri, ayları da yoktur. Sadece yıllar 12 farklı hayvanla adlandırılırlar. Hicri takvimi ise İslam'ı kabul ettikten sonra kullanmaya başlamışlardır Türkler. Burada tabi amaç ibadetlerin zamanının tespitidir. Yoksa ekonomik olarak Hicri takvimi kullanmanın bir yararı yoktur. Hicri takvim Hazreti Ömer döneminde Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretinin başlangıç yılı olarak kabul eder. Hicri takvimin kullanılması hazinenin gelir giderlerinin ayarlanmasını zorlaştırdığı için Melikşah'ın adına Ömer Hayyam başkanlığındaki bir kurul Celali takvimini hazırlamıştır Büyük Selçuklular döneminde 1079 yılında. Melikşah'ın gerçek adı Celaleddin olduğu için takvime bu ad verilmiştir. Güneş yılı esaslı bir takvimdir, Celali takvimi. Rumi takvim Osmanlı Devleti'nde aynı nedenle yani Hicri takvimi kullanmak devletin maliyesini düzenlemekte yetersiz kaldığı için kullanılmaya başlanmıştır. Bizans takvimi esas alınarak hazırlandığı için adı Rumi takvimdir. Bu da yine güneş yılı esaslı bir takvimdir. Miladi yıl ile Rumi yıl arasında 584 yıl fark vardır. Bizanslılar bu takvimi 584 yılında kullanmaya başlamışlardır çünkü. Son olarak miladi takvimi kullanmıştır Türkler. Tabii bir yandan Hicri takvimi de dini amaçlarla kullanmaya devam ediyoruz. Miladi takvim Mısırlıların güneş takvimine dayanır. Yunan, İyon, Roma gibi uygarlıkların katkılarıyla günümüzdeki halini almıştır. 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi takvimidir. Örnek sorumuza bakalım. Miladi takvime katkısı olmayan uygarlığı soruyor. Bakıyoruz seçeneklerde Mısırlar, İyonlar, Yunanlar ve Romalılar. Evet bunlar güneş takvimini kullanmışlardır.
Filiklerin bu takvimi kullandığına dair bir veri yok elimizde. O halde yanıt B olacak. Yüzyıl kavramına geçelim. Biraz zorlandığımız bir konu ama biraz dikkat edersek aslında net bir konu. Öncelikle buradaki miladi takvime dayalı zaman şeridine bakalım. Yazının icadından önceki devirlere tarih öncesi devirler, sonrasından günümüze kadar olan devirlere de tarih devirler veya tarih çağları diyoruz. Tarih yazımı yazının icadıyla başladığı için böyle bir isimlendirme yapılmıştır. Bununla ilgili biraz daha detay bilgilere bakalım. İlk olarak Hz. İsa'nın doğumunun 0 yılı olarak kabul edildiğini ve bu tarihten önceki döneme milattan önce yani kısaca M.Ö. sonraki tarihlere de M.S. diyoruz. M.Ö. tarihleri milattan geri doğru gittiği için sayısal değer olarak arttıkça daha eski bir zamanı ifade ederler. M.S. tarihleri ise milattan ileri doğru gittiği için haliyle sayısal değeri arttıkça günümüze daha yakın bir zamanı belirtirler. Buradaki örneklere bakarsak M.Ö. 3500 tarihi M.Ö. 1500 tarihinden daha uzak, daha eski bir zamanı ifade eder. M.S. 1453 tarihi ise M.S. 1071 tarihinden günümüze daha yakın bir zamanı belirtir diyoruz. Tarihler arasındaki zaman farkını hesaplarken M.Ö. veya M.S. tarihlerinde iki tarih birbirinden çıkarılır. Yani M.Ö. veya ikisi de M.Ö. olduğunda veya ikisi de M.S. olduğunda tarihlerin bunlar birbirinden çıkarılır. Ancak biri M.Ö. biri M.S. ise o zaman doğal olarak bunlar toplanarak aralarındaki fark bulunacaktır. Buradaki örnekte M.Ö. 3500 ile M.S. 2018 arasındaki farkı bulmak için bu yıllar toplanmış. Dolayısıyla 7518 bulunmuştur bu tarihler arasındaki fark. Yüzyıl kavramına bakalım. Yüzyılı yarım yüzyıl veya çeyrek yüzyıl gibi de ifade edebiliyoruz. Bu ifade biçimini tarihleri yüzyıl biçiminde belirterek de kullanabiliyoruz. Buradaki tablodan yüzyılın yarım ve çeyrek biçiminde nasıl ifade edildiğini görebiliriz. Yalnız burada M.Ö. yüzyıllarını birinci çeyrek, ikinci çeyrek diye ifade ederken en uzak olan 25 yıllık dilime birinci veya ilk çeyrek, en yakın olan dilime son veya dördüncü çeyrek dediğimize dikkat edelim. Ya bu yarım yüzyıllarda da aynı durum söz konusu. Yani şerit soldan sağa doğru aktığı için en soldaki dilimler birinci, en sağdaki çeyrek dilimler de sonuncu olmuş oluyor. Yüzyılın kaçıncı yüzyıl olduğunu hesaplamak için de burada 3 yönerge var. 2 rakamlı bir tarih ise belirtilen yıl, aşağıdaki örneklerde M.Ö. 25 veya M.S. 54 gibi bu birinci yani ilk yüzyılın içinde olduğunu gösterir bu tarihin. Henüz bir yüzyıl geçmemiştir. Onun için birinci yüzyıl denir buna. 3 rakamlı ise o zaman ilk sayıya 1 ekliyoruz. Örneklerdeki gibi 375 yılı 1 ekliyoruz ilk rakama. 4. yüzyıl oluyor. 751 yılı da 7+1 8. yüzyıl olmuş oluyor. 4 rakamlarda da ilk 2 sayıya 1 ekliyoruz. Böylece M.Ö. 1735 18. yüzyıl. M.S. 2018'de 21. yüzyıl olmuş oluyor. Etkinliğimize bakıyoruz bununla ilgili. M.Ö. 146 bakıyoruz 3 rakamlı. İlk sayıya 1 ekledik. 2. yüzyıl oldu. Soldan sağa doğru bir şerit gibi böldüğümüzü düşünelim. M.Ö. 2. yüzyılı. Bu durumda M.Ö. 199-175 arası yani en soldaki dilim birinci yani ilk çeyrek olacak. Bu durumda M.Ö. 146'da 3. çeyreğe tekabül eder. Aynı şekilde M.Ö. 3410 35. yüzyılın son çeyreği olur. Çünkü en sağdaki dilimdir. M.Ö. 4789'da 48. yüzyılın ilk çeyreği olur. Çünkü en soldaki dilime tekabül eder. M.S. 22 ise şeritte en solda kaldığı için 1. yüzyılın ilk çeyreği olur. Devam ediyor örneklerimiz. M.S. 55 1. yüzyılın 3. çeyreği. M.S. 175 2. yüzyılın 4. yani son çeyreği. M.S. 1453 M.S. 15. yüzyılın 3. çeyreği. M.S. 2002 ise 21. yüzyılın ilk çeyreği olacaktır arkadaşlar. Örnek sorumuza bakalım. 1997'de ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru. M.Ö. ve M.S. tarihleri ile ilgili bir açıklama yaptıktan sonra hangi yargıya ulaşılabileceğini soruyor.
A seçeneği doğrudur çünkü MÖ tarihleri sayısal değer olarak büyüdükçe daha eski bir zamanı ifade eder. Bu soruda ise hangisinin daha belirgin bir zamanı ifade ettiğini soruyor. Zamanın belirginliği öncelikle yıl ile sağlanır arkadaşlar. Ay ve gün daha sonra gelir. Bu yüzden doğru yanıt E seçeneğidir. Burada kısaca tarih yazıcılığına da değinelim. Tarih yazıcılığı hikayeci tarihiyle başlamıştır. İlk örneğini tarihin babası kabul edilen Herodot vermiştir. Bu yazım türünde olaylar hikaye biçiminde anlatılır. Ancak olaylar arasında bir nedensellik bağı kurulmaz. Daha sonra öğretici tarih gelmiştir. Bu yazım türünde amaç tarihten ders çıkarmaktır. Olaylar çoğu zaman nesnel bir tutumla aktarılmaz. Kahramanlar ön plana çıkarılır. Son aşama ise araştırıcı tarih yazımıdır. Nedenci, nasılcı tarih yazımıdır. Günümüzdeki modern, nesnel ve olayları her yönüyle ele alarak neyin niçin gerçekleştiğini anlamaya çalışan yazım türüdür. Örnek sorumuz Herodot ile ilgili. Herodot'tan önce de bir takım tarih cetvelleri hazırlandığı halde niçin tarihin babası olarak Herodot'u kabul ettiğimizi soruyor. Çünkü Herodot araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazmıştır arkadaşlar. Yanıt A seçeneğidir. Bu soruda Hicri takvimin özellikleri soruluyor. Birinci öncül güneş yılı takviminin özelliğidir. Hicri takvim ay yılı esaslı olduğu için bu öncül doğru olmaz. İkinci öncül doğrudur. İbadet amaçlı kullanıyoruz. Üçüncü öncüldeki 610 yılı Hz. Muhammed'e peygamberlik geldiğine inandığımız yıldır. Hicri yılın başlangıcı olan hicret 622 yılında olmuştur. Yani yalnız 2 A seçeneği doğru yanıt olacak. Bu soruda tarih araştırmalarının olayın geçtiği yerde yapılmasının önemi sorulmakta özünde. Türk, İslam ve Hristiyan kültürlerinin etkileşimini araştırmak için en ideal şehirlerden birisi Bizans'a ve Osmanlı'ya merkezlik yapmış olan İstanbul'dur. Yanıt B seçeneğidir. Örnek soru 7'ye bakıyoruz arkadaşlar. Takvim bilgisi kronolojinin konusudur. Bu yüzden yanıt B seçeneğidir. Kolay bir soru yine. Burada da Türklerin İslamiyet öncesi kullandığı takvim soruluyor. Bu 12 hayvanlı takvimdir. Yanıt C'dir. 9. soru tarihi olaylarda kronolojik sıranın niçin önemli olduğunu soruyor. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmak için önemlidir arkadaşlar. Olayların sırasını bilirsek birbirlerini etkileyip etkilemediklerini tespit edebiliriz. Yanıt yalnız 2 yani B seçeneği olacak. Bu sorumuzda Sümerlerin ay takvimini nasıl icat ettikleri anlatıldıktan sonra buradan çıkarılabilecek yargılar soruluyor. Ayın hareketlerini incelediklerine göre ve takvim icat edebildiklerine göre astronomi ile uğraşıyorlar haliyle. Yani birinci öncül var. Ayı bir tanrı olarak gördükleri için gözlemliyorlar. Dolayısıyla ikinci öncül yani dini inançların bilimsel gelişmelere zemin hazırladığı çıkarılır buradan. Üçüncü öncül de çıkarılır çünkü ay en önemli tanrıları yani başka tanrılar da var demektir bu. Bu yüzden çok tanrılı bir dine inandıkları yargısı da çıkar. O halde 1, 2, 3 yani E seçeneğidir arkadaşlar yanıtımız. 11. örnek sorumuzda toplumların icat ettikleri takvim için belirledikleri başlangıç yılları verilmiş. Bu bilgilere bakınca birinci öncül çıkmaz. Çünkü Romalıların başlangıç yılı dini bir gelişme değil, siyasi ve sosyal bir gelişme. İkinci öncül çıkar. Hepsi başka takvimler kullanıyor. Çünkü başlangıç yılları farklı. Üçüncü öncül de bu çıkmaz arkadaşlar. İbraniler en eski yılı kabul etmişler ama ilk takvimleri onlar değil, Sümerler ve Mısırlar yapmışlardır. Yanıt B seçeneğidir. Geçiyoruz konu testlerimize arkadaşlar. Birinci soruda MÖ ve MS tarihler arasındaki yıl farklarının hesaplanması soruluyor. Tek tek hesapladığımızda görüyoruz E seçeneğindeki fark diğerlerinden fazla. Yanıtımız E'dir. İkinci soruda yine takvimlerin başlangıç yıllarının farklı olduğu ile ilgili. Birinci öncül her ulus kendi takvimini kullanmaktadır diyor. Bu çıkmaz arkadaşlar. Tamam Yunanlar bir ulus ve kendi takvimlerini kullanıyor ama Müslümanlar ve Hristiyanlar birer ulus değil. Birer dini kitle veya ümmet. Onun için bir yok. İkinci öncül var. Üçüncü öncül de buradaki örnekler için geçerli değildir.
Buradaki olaylar kültürel ve dini boyutlu olaylardır. Yani o halde yalnız ikidir yanıtımız. Yani B seçeneğidir. MÖ ve MS tarihleriyle ilgili çıkarılabilecek yargılar soruluyor bu sorumuzda. 3 öncül de doğrudur. Yanıt E olacaktır. Bu soruda yine pekiştirmek amacıyla takvim ile kronoloji ilişkisi tekrar sorulmuş. Yanıtımız E seçeneğidir. 5. sorumuz, miladi takvimin niçin tarih boyunca çeşitli uygarlıklar tarafından benimsendiğini anlatıyor. Buradan miladi takvimin, yani güneş takviminin farklı toplumların ihtiyaçlarını karşıladığı çıkarımı yapılır. 2. öncül vardır. 3. öncül de haliyle vardır. Adamlar takvim icat etmiş. Tabii ki gök bilimiyle uğraşıyorlar. Ancak 1. öncül olmaz. Tamam, astronomi alanında ileriler ama bu tüm alanlarda ileri olduklarını göstermez. O halde 2 ve 3 D seçeneği doğru yanıttır. 6. soruda yüzyıl hesabı soruluyor. 4 basamaklılarda ne yapıyorduk? İlk 2 sayıya 1 ekliyorduk. Şu halde 1826 tarihi 19. yüzyıl olur. Yanıt E'dir. Bu soruda Türklerin dini ihtiyaçları için kullandıkları takvim soruluyor. Yanıtımız hicri takvimdir. C yani. 8. sorumuz hem yüzyılı hem de yüzyılın çeyrek ve yarım olarak nasıl ifade edildiğini soruyor. Çizdim buraya arkadaşlar yüzyılı şerit olarak. MÖ dediği için sola 900, sağa 800 yazdım. 895'in ilk rakamına 1 ekledim. Yüzyılımız 9. yüzyıl. 4'e bölünce görüyorsunuz soldan sağa doğru ilk dilimde yer alır 895. O halde ilk çeyrektir. Yanıt C seçeneği olur. 9. soru tarihi olayların özelliklerini soruyor. Kolay bir soru. 3 öncülde tarihi olayların özellikleri arasındadır. 10. soruda tarih öncesi dönemde yazılı belge olmadığını hatırlamamız isteniyor. Epigrafi yazılı bir belge olan kitabeleri inceler. O halde tarih öncesi dönemle ilgili araştırmalara yardımcı olamaz bu bilim. Yanıt A'dır. Bu soruda kronolojiye niçin ihtiyaç duyduğumuz yeniden soruluyor. Neden sonuç ilişkisi kurmak için 1. öncül tamam. 2. öncül kronolojiye değil coğrafyaya niçin gereksinim duyduğumuzu açıklıyor. Bu olmaz. 3. öncül ise kronolojinin olayları anlamayı ve anlatmayı kolaylaştırdığını söylüyor. Doğrudur, öyledir. Yanıtımız 1 ve 3 yani C seçeneği olacak. 12. soruda tarihte bazen birinci el kaynakların ve hatta yazılı kaynakların bile çok güvenilir olamayacağını görüyoruz. Hatıratlar yani anılar veya otobiyografiler arkadaşlar evet yazılıdır. Evet birinci eldendir ancak öznel değerlendirmeler içerebilir. Bu yüzden ihtiyatla incelenmelidir. Mesela Rıza Nur'un hatıratı Cumhuriyet dönemiyle ilgili bir sürü ön yargı ve yanlış bilgilerle doludur. Sırf yazar o dönemde yaşadı diye bu hatıratın güvenilir olduğunu söyleyemeyiz. 1. ve 3. öncüldeki arkeolojik kalıntılar ve antlaşma metinleri bunlar öznel değil nesnel kaynaklar olduğu için daha güvenilirdir. Yani yalnız 2 yani A seçeneği olur yanıtımız. 13. soruda yeniden epigrafya soruluyor. Kitabeleri inceler epigrafya. Yanıt A olacak. 14. sorumuzda önce bir tanımımız var. Genel tarih tanımlanıyor. Genel tarih olayları zamana göre sınırlar ama mekana ve konuya göre sınırlamaz. Bu tanıma uygun olan başlık Orta Çağ tarihi olur. Çünkü Orta Çağ tarihi başlığında tüm dünyayı ve tüm devletleri belli bir zaman diliminde inceleyebilirsiniz. Yanıt B'dir. Son sorumuz yazılı kaynakları soruyor. B, C, D ve E seçenekleri yazılı kaynaklardır. A seçeneği ise yazısız veya görsel kaynak diyebileceğimiz kaynak türüne örnektir. Diğer föyde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.